Ben bir hoca fıkrası anlatarak başlayayım, en iyisi o. Hocanın meşhur fıkrasını bilirsiniz. Hoca vaaz için kürsüye çıkıyor, ne anlatacağımı biliyor musunuz diye soruyor. Bu meşhur, hepinizin bildiği bir şey. Ama bir küçük ilave var, onun için anlatıyorum. Diyorlar ki biliyoruz, biliyorsanız de konuşayım, gidiyor. Ertesi hafta diyorlar ki bilmiyoruz diyelim de hoca anlatsın. Hoca bilmiyoruz diyorlar. Siz bilmiyorsanız ben nasıl anlatayım? Hoca şu fıkrayı hatırlatıyor. Yavru balıklar ana balığın etrafında toplanmışlar ve diyorlar ki annemiz bize sudan bahsediyorlar. Bu su nasıl bir şeydir anlatır mısın? Ana balık demiş ki siz sudan başka bir şey bilmezsiniz ki. Suyu size nasıl anlatabilirim diye anlatmamış. Hoca da hiç bilmeyen insanlara ne anlatayım diyor ve gidiyor. Üçüncü sefer diyorlar ki bir kısmımız biliyoruz, bir kısmımız bilmiyoruz diyelim, o zaman anlatır diyorlar. Biliyorsunuz orada da bilenler bilmeyeni anlatsın diye gidiyor. Dördüncü bir hafta var, o yeni ilave o. Diyorlar ki hiç sesimizi çıkarmayalım. Biliyoruz, bilmiyoruz, hiçbir şey demeyelim. O zaman herhalde anlatır diye düşünüyor. Başka zaten alternatif kalmıyor. Hoca da soruyor. Cevap yok. Bir daha soruyor. Burada kimse yokmuş. Ben niye kime konuşayım diyor. Ve gidiyor. Evet, şimdi ben size bilmediğiniz şeyleri anlatma imkanım herhalde yok. Ama bildiklerinizi de tekrarlamak istemediğime göre biraz değişik şeyler konuşalım. Çok kısa olarak Osmanlılar ekonomiye insan gözüyle bakıyorlardı ve ekonomi insanın Osmanlı sisteminin yönettiği herkesin hizmetçisi gibi görüyorlardı. Onların, toplulukların, bütün grupların her türlü ihtiyacını karşılamak için yapılan faaliyetler olarak düşünüyorlardı. Çok genel bir şey. Belki ekonomiyi herkes böyle düşünüyordu da Osmanlılar gibi gereğini herkes tam olarak yapmadı. Dönemin özelliği çok verimlilik düşüktü. Yani bir insanın bir günde çalışarak elde edeceği mal, hizmet bugünkünün belki onda biri, 50'de biri kadar düşüktü. Bunun bir anlamı şu, pahalıydı. Üretim çok pahalıydı. İkinci önemli özelliği, ulaştırma çok pahalıydı. Yani bir yerden başka bir yere nakletmek malın fiyatını ikiye katlıyordu. Onun için Osmanlılar üretilen malların mümkün olduğu kadar üretildiği bölgeye yakın yerde tüketilsin istiyorlardı. Onun için meşhur, herhalde pek çoğunuzun bildiği, provizyonist oldular. Üretim bölgelerini bugün ilçe dediğimiz kaza birimlerine göre, kaza, o zamanın kazası bugünkü ilçeden daha gelişti, nüfusu da daha azdı diye düşünebilirsiniz. Birkaç bin kilometre karelik alanda üretilen mallar önce orada tüketilir. O kazanın dışına gidip ağır ulaştırma yükü maliyeti ile dolaşmasın. Bulunduğu yerde tüketilsin isterlerdi. Tabii bu dönemin, yani Osmanlı Devleti 14. yüzyılda doğdu. 18. yüzyıl sanayi devrimine kadar ki dönemde
mal kıtlığı, mal pahalıydı, ulaştırma pahalıydı. Bu şu demektir, mal azdı. Tüketime yetecek kadar üretim hemen hiçbir yerde yapılamıyordu. Onun için çok büyük sefalet vardı. Bunları herhalde işitmişsinizdir, biliyorsunuzdur. İnsanların ortalama ömrü de çok kısaydı. 30 yaşından erken ortalama ömrü yaşayanlar olurdu. Benim gibi böyle şey kalmış adamlar. Ama çok oranı çok düşüktü. 30-40 yaşından sonra yaşayanların sayısı çok azalıyordu. Ortalama ömür 30'un altındaydı. Ve tabii nüfus da azdı. Ortalama ömürle birlikte. Onun için bu üretim daha da az olduğu için devlet bir takım şeylerle, düzenlemelerle bunlara çare bulmak için bir takım kurumlar geliştirdi. İşte provizyonizm dediğimiz, fiskalizm, tradisyonalizm diye kitabımda anlattım. İçinizde herhalde okumuş olan da vardır. Onları burada tekrar etmek istemiyorum. Öyle bir düzen benimsediler. Hedefleri şuydu, ekonomi toplumun yaşayan sınırların içinde yaşayan, siyasi sistem içinde yaşayan herkesin ihtiyaçlarını karşılasın. Mümkün olduğu kadar. Ve bunun sonucu çok enteresan garipliklere de yol açıyordu. İhracattan çok hoşlanmıyorlardı. Çünkü ihracat ancak döviz sağlar. Döviz karın doyurmaz. İnsanların ihtiyaçları giyinmek, yemek, içmek, ısınmak, yani mal ve hizmette ihtiyaç. Onun için ihracat içerideki ihtiyaçlar bittikten sonra fazla kalan mal varsa onu satarlardı. Onu satarlardı. Karşılığında da kendilerinin üretemediği malları satın almak için. Onun için ihracat önemli bir hedef değildi. İthalata gelince, ithalat dışarıdan mal geliyor, gelsin. İhtiyaç varsa, mal kıtlığı önemliydi. Bütün dünyada önemliydi. Sanayi devriminden sonra, ki bu 18. yüzyılın ikinci yarısında söz konusu oldu, ondan sonradır ki üretim fazlası krizleri ortaya çıktı. Yeteri kadar sürülemeyen mallar yüzünden bir takım belalar oluştu. Ondan evvel kıtlıktır hep. Açlık, kıtlık, sefalet ve açlıktan ölen insanlar. Osmanlı sistemi bunu mümkün olduğu kadar bu dünyayı cehenneme çevirmeyecek düzeni kurmak istediler. Esas şeyleri o idi. Bunun için ne yaptılar? Çok kısa olarak, herkesin yaşamasını sağlamak için yaşayan herkesin çalışması da gerektiğini düşünüyorlardı. Mal ve hizmet üretmek için gerekli olan toprak, sermaye, kol gücü, bunların nasıl bölüşüleceğine devlet karar veriyordu. Osmanlı Devleti'nin en çok üzerinde durduğu mal ve hizmet üretmek için kullanılan girdileri kontrol etmek. Kimin ne kadar sahip olacağı. Genellikle Osmanlıların pratikleriyle çağdaşı olan Avrupa'nın pratikleri arasında önemli farklar hep olmuştur. Ve biz de genellikle düşünülen Avrupa'daki gelişmeleri görmediler, bilmediler, anlamadılar. Zekaları azdı, bilgileri daha da azdı. O yüzden böyle bizi perişan bıraktılar gibi düşünceler var. O düşünceler pek gerçeğe uymuyor. Avrupa'dakine benzer bir sistem kurmadılar Osmanlılar.
Avrupa'daki sistem ta şeyden beri, Hazreti Adem'den beri gelen kötülüklere yenileri ekleme zinciri idi. Osmanlılar bu zinciri değiştirmek istediler. Değiştirmek başka. Herkesin yaşayabileceği ve artık değişmeyecek bir, hani tarihin sonu diyor ya Fukuyama, tarihin sonunu adeta getirmek için uğraştılar. 200 sene uğraştılar ve sonunda dediler ki bu devlet artık ebedidir. Ebedidir. Bu devlete bir şey olmaz. Ondan önceki siyasi sistemleri eğen, büken, bozan, karıştıran, kökten değiştiren, yok eden virüslerden temizlenmiş, immünitesi mükemmel bir sistem kurduklarını düşünüyorlardı. Ve dediler ki Devlet-i Aliye'yi ebed müddettir bu. Bu ona artık bir şey olmaz diyorlardı. Bunu neye dayanarak söylediler? Onu söylemiyorlar. Ama bunun için geliştirdikleri kurumlara baktığımız zaman işte bu söylediğim üretim faktörleri üzerinde tam kontrolü kurmaya çalıştılar. Ve bunda en önemli eşitlikçi bir yapı kurdular. Çeşitli düzeylerde eşitliğe dayanan bir ekonomi ve toplum örgütlediler. Şeylere göre bir şey daha. Toplumun sektörlerine göre faktör ihtiyaçları farklıdır tabii ki. Esnafın, çiftçinin, tüccarın, sanayicinin ihtiyaç duyacağı girdiler farklıdır. Kullanacağı sermaye, toprak, emek farklıdır. Ama o sektörlerin içindeki farklılıkları asgariye indirdiler. Sektörler arası farklar olabilir. Bir grubun kullanacağı sermaye daha fazla olabilir, emek daha fazla olabilir ama grup içi farklılıkları mümkün olduğu kadar asgariye indirdiler. Asgari düzeyde kalması için kurumlar geliştirdiler. Öyle bir iki kuşakta bunların değişmesini önleyecek. Onun için başka bir şey yaptılar. Bu eşit kaynakları dağıttıkları milyonlarca insanı kontrol edecek bir elit oluşturdular. Osmanlı yönetim eliti. Onun sistemi ise reayayı düzenleyen sistemden tamamen farklıydı. Reaya düzeyinde eşitlik. Bu şimdi eşit, herkesi tam eşit değil ama eşitlikten sapmaları önleyecek. Şimdi burada anlatmamıza imkan olmayacak kadar karmaşık mekanizmalar işlettiler. Ve o eşitliği korumayı başardılar. Düşündüler ki eski siyasi sistemler bu eşitliği onlar da kuruyorlardı fakat ömürlü olmuyordu. Birkaç kuşak sonra bir bakıyorsunuz bütün kaynaklar birkaç sınırlı grubun elinde kalmış. Herkes yer, biri yer, herkes bakar ve kıyamet kopar diye meşhur atasözünü söyletti. Osmanlılar bunu önlemeye çalıştılar. Önlemek için yönetim elitindeki oluşturma prensibi reayadan tamamen farklıydı. Orada hiyerarşik bir piramit tipi bir yapı meydana getirdiler. Çok kısa olarak söyleyeyim. Bütün nüfusların içinde 100 kişide bir kişi çok zekidir. Çok çok zeki. Her 100 kişide de çıkmayabilir. Bazen 1000 kişide bir tane çok zekidir. Ama insanların çoğunluğunun IQ ortalaması 100'dür. Yani içinde dehalar olabilir ama onların oranı çok düşüktür. %1'in altındadır. Osmanlılar o %1'i yakalamayacak
şeyler kurdular. Mümkün olduğu kadar nüfusun içinde en parlak zekalı, yalnız zekası değil, çalışkanlığı, karakteri, kişiliği, sağlam adamları bir şekilde bulup, onları yetiştirip o piramidi öyle oluşturdular. Şimdi sen söyle bakalım, ne diyordun? Unuttuysan devam edeyim. Soracağım şey, geçti mi hocam? Şimdi akıllarda bir soru oluşabilir. Hocam, üretilen malların üretildiği bölgede tüketilmesiyle ilgili konuştu. Hocamın son zamanlarda terimleştirdiği, ben onu özellikle belirtmek istiyorum. Bu dar bölge denge sistemi diye terimleştirdi hocam. Yani üretilen malların üretildiği bölgede tüketilmesi. Şimdi akıllara şu geliyor, orası biraz açık kaldı da onun için hocam. Peki imparatorluğun gözdesi, yönetimin merkezinin yani İstanbul'un, dersaadetin iaşesi nasıl oluyordu? Onu da bir dar bölge dediğin boğazlar, çorak alanlar. Evet. Evet. Evet, İstanbul enteresan tabii. İstanbul, şimdi İstanbul'u burada o kadar vaktimiz yok zannederim ama İstanbul Bizans ele geçirdi Roma. Milattan sonra 2. yüzyılda. O zaman 20-30 bin nüfuslu küçük bir şehirdi. Kuruluşu biliyorsunuz, İstanbullu artık içimizde. Herkes şu anda İstanbul'da bulunduğuna göre İstanbul o kadar şeydir, prestijli bir yerdir ki İstanbullu yüz dedirtir insana. Küçük bir şehir devleti olarak kuruldu Yunan Megaralıların kolonisi olarak ve 20-30 bin nüfuslu birkaç yüz sene, bin sene kadar yaşadı şehir devleti olarak. Önüne gelen ona hakim oluyordu. Sonunda Roma aldı ve merkezi yaptı Doğu Roma'nın. Hristiyanlığı benimsedi Roma ilk defa. İlk Hristiyan şehri oldu. İlk Hristiyan katedrali Ayasofya. Bunu biz pek hatırlamayız ama dünyanın Hristiyan kesimi 2 milyarın üstünde. Onlar bunu bilirler. Onların bu bilgisini bilerek de hareket lazımdır. Roma devrinde İstanbul epey parlak dönem yaşadı. Justinian devrinde nüfusu 400 bine yaklaştı. Avrupa'nın bir numaralı, hatta dünyanın bir numaralı şehri oldu. Sonra İslam'ın çıkışıyla İstanbul biraz sendeledi. Çünkü İstanbul'u besleyen şeydi, Kuzey Afrika, Mısır'dı. Mısır'ın hububat üretimi sayesinde İstanbul büyüyebiliyordu. Müslümanlar Kuzey Afrika'yı alınca İstanbul'da iğne batırılmış balon gibi şişi inmeye başladı, küçüldü. Sonra bir takım yeni kombinezonlarla tekrar büyüdü. Böyle dalgalı bir hayatı oldu İstanbul'un. Fatih aldığı zaman Avrupa'nın en küçük şehirlerinden biriydi. Aşağı yukarı 100-150 sene sonra, yani 1550'lerden sonra Avrupa'nın en büyük şehri haline getirdi. Peki bu kadar büyük şehri bu dar bölge sistemine dayanan ekonomide nasıl büyüttüler? Bu şimdi 500 bin bir şey değil. Burası nedir? Şişli mesela milyon filandır zannederim. İstanbul'un kazalarının milyondan az olanı yok. Ama o zaman daha evvel söyledim, üretim pahalıydı, taşınması zordu. Onun için 500 bin nüfuslu şehir hiçbir yerde yoktu. Yani Kanuni devrinde Avrupa'nın en büyük şehri 500 bin, 400 binlik bir İstanbul.
Onun beslenmesi için, büyümesi için Osmanlıların yaptıkları şu idi. Bu dar bölge, Fehmi Bey hatırlattı diye gevezelik ediyorum şimdi. Bu dar bölgede üretilen mallar tüketilir. Fazla kalan mal varsa ihraç edilir gibi bir intiba uyandırdım. Onu düzeltiyoruz şimdi. İhraç edilmez, İstanbul'a gider. Bütün yollar Roma'ya çıkar diye bilirsiniz. Bütün mallar da İstanbul'a gider. Böyle bir özelliği var İstanbul'un. Bütün hani meşhur hikayedir. Nedir diyelim? Üç kişi, iki ekmek var. Nasıl bölüşelim? O üçünde bir akıllı diyor ki yarılarını bana verin diyor. Bölüşmüş oluruz diyor. Yarılarını verince o tam ekmek yiyecek, diğerleri yarımşar. Evet. İstanbul biraz o yarıları bana verin diyen gibi. Her yerdeki üretim fazlaları, imparatorluk çok geniş. Tabii Osmanlılar bir de Karadeniz bölgesini, hani Akdeniz göl olmadı ama Karadeniz göl oldu. Ve ilk defa Osmanlılar yaptı onu. Daha evvel kimse yapamadı. Ve bütün Karadeniz'in kaynakları İstanbul'a doğru yöneldi ve İstanbul büyüdü. Çok büyüdü. Hakikaten Avrupa'nın, dünyanın en büyük şehri haline geldi uzun zaman. Evet. Bütün mal fazlaları ve tabii benim anlattığım için üzerinde durmadım. Provizyonizm mallar için. Bir de fiskalizm var. Vergi ve gelir kaynaklarının fazlaları hep İstanbul'a, hazineye, devlete götürülmesi var. Demek ki üretim fazlaları İstanbul'a, vergi gelirlerinin de fazlaları İstanbul'da mal ve para bolluğu var. Bir şey gibi cennet yaratılmıştır özel olarak. Bir de ayrıca şey var değil mi hocam? Yani iç gümrükler de, yani İstanbul'a gidecek mallar gümrük ödemezler. Gümrük ödemiyorlar. İstanbul'da ödüyorlar. Yani gümrüğü İstanbul'da ödenir. Başka yerde gümrük ödenmez. Ödenmiyor. Evet. İstanbul'a giren az gümrük öder, çıkan fazla öder. Mal içeride kalsın diye böyle numaraları var. Şimdi dönelim şeye, elite, evet. Elit oluşturma. Yetenekli insan, zeki insanları seçerlerdi. Ama zeki insanların işinde işe yaramayan insan da var. Huysuz var, karakteri bozuk, çalışmaz, tembel var. Onları ekarte ederler. Neticede zeki, çalışkan, dürüst, ahlaklı adamları yakaladılar mı? Ki bunları yakalamanın şeyleri var. Cilt cilt vasıfları var. Zeki bir insan, yetenekli bir insan, sağlam karakterli bir insan. Daha beş hani çocuk şeyinden belli olur tabirleri var. Anlarlardı. Şemail dedikleri, mesela alnı dar bir adam, küçücük bir kafa tası, onun içinden büyük bir beyin beklemezlerdi. Çok uzun beklemeyi gerektirebilirdi. Onun o şeylere bakarak devşirme sistemini biliyorsunuz. Devşirmenin esası bu idi. Çok sağlıklı, yetenekli gençleri toplayıp İstanbul'da eğitmek. Onların eğitimleri müthiş zorluydu. Devamlı imtihan ve devamlı ayıklanıyordu. Onların hepsi dahi değildi ama içinden dahileri çıkaran bir inanılmaz başarılı bir seçme mekanizması çalışıyordu. Onu nereden anlıyoruz? 10 yaşında çocuk geliyor, yüzlerce çocuk geliyor. İçinden bir iki tanesini 20 yaşında vezir yapıyor. 20 yaşında vezir ne demek? İmparatorlukta 5 tane vezir var. Yani o imparatorluğu idare eden 5 adamdan biri, hani 20 biraz mübalağa ama 24 yaşında, 25 yaşında çok vezir var. Sadrazam da var. Devletin başına geçecek. Yetenekli insanları
son derece zorlu bir şekilde yetiştirirlerdi ve şeyi de imkanı da verirlerdi. Bu piramitti. Hızlı yükseltirlerdi. Yükseldikçe gelirini arttırırlardı. İnanılmaz derecede geometrik katlarlardı. Yani bir rütbe aldı mı diyelim bir akçe şeyi var. Bir rütbe daha iki. Bir rütbe daha dört, sekiz öyle geometrik gelir artardı. Yetki de artardı. Ve tabii sorumluluk da artardı. Bunları niye yaptılar? Bu şekilde yetiştirilen adamlar, bu milyonlarca insanı kıt kanaat geçinecek şekilde eşitlikçi yapı, o bir cendere gibiydi. Kimse o yapıda durmak istemez. Daha zengin olmak ister, daha iyi olmak ister. Onu yerinde tutmak için bu kontrolü bu seçkin adamlarla sağlıyorlardı. Bunlar da rüşvet, suistimal bilmem ne gibi şeylere girmesin diye alabildiğine gelir. Alabildiğine gelir ama sonra bunlar zengin olup da işler berbat olabilir. Ona da çare buldular. Ona da çare buldular. Dediler ki devletin şeyinden kazanılan gelirler sahibi neticede devlettir. Dediler ama bunu pek uygulamadılar. 17. yüzyılın ortalarına kadar bu yüksek gelir diliminin mallarına hiçbir şekilde el koymadılar. Suçluluk ve idam halleri, çok idam da olurdu. Onların dışında el koymadılar. Fakat geçen konuşmada anlattık, vakıf yaptırdılar. Vakıflar, muazzam bir vakıf şeyi, kampanyası adeta yürütüldü. Bu zenginler, şunu söylemeli, çok yüksek gelir ama işini yaparken yüksek gelir. İş bittiği zaman o yüksek gelir çok düşük düzeye inerdi. Çok öyle çok büyük rakamlarla olmazdı. Ancak geçinecek düzeyde bir gelir sağlardı o insanlara. Emekli oldukları zaman onları görüyoruz. Yani bir vezirin geliri 100.000 olabilirdi. Ama emekli olduğu zaman 5.000'e, 4.000'e inerdi. %5'e, 4'e kadar. Hocam, evet. Şimdi bu devşirme kökenli. Devşirmede evet. De şunu söyleyeyim. Evet. Devşirme bir kere Osmanlı kurumlarının bir özelliği var. Ne zaman başlar, ne zaman biter belli değil. Devşirme de onun gibi. Ne zaman başladı kimse bilmez. Ne zaman bitti onu da kimse bilmez. Yani ben de bilmiyorum çünkü böyle bir şey yok. Başlaması ve bitmesi Osmanlı şeyinde yok. Onu şeye ben Wagner'in operalarına benzetiyorum. Ne zaman başlar ve biter belli olmaz. Çok şey sessiz ininam ile başlar biter. Devşirmeden kastettiğimiz Müslüman olmayan reayadan toplanan çocuklar ise onun artık 18. yüzyılda olmadığı kesin. 17'ye de var biraz. Evet. Bir 50 sene sürüyor yok olması. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra 17. yüzyılın ortalarından sonra pek devşirme yok gayrimüslimlerde. Yönetim Türkleşti. Tamamen Türklerin ve Müslümanların yönetim elitini oluşturdukları bir dönem. Ve ondan sonra da yavaş yavaş batmaya başladı. Demek ki Türkler bu işi beceremiyorlar gibi böyle aptalca şeylere varanlar bile olmuştur. İşin tabii tamamen farklı. Devşirme devam etti. Müslümanlar arasında devam etti. Müslüman olanların hepsi de Türk değildi. Bir kısmı Türk olmayanlar da vardı. Türkçe konuşan Müslümanların devleti
Osmanlı Devleti. O Müslümanlar arasında devşirmeye devam ettiler. O 1910'a kadar, 1920'de zaten bitti devlet. O zamana kadar bu devşirme devam etti. Ben Kurtuluş Savaşı'nı yapan komutanlara bakın, halk çocuklarıdır çoğu ve kendi başlarına kalsalar ancak sanat mektebine, çıraklığa, terzi çıraklığına gidebilirlerdi. Ama devlet onları seçip şeye kadar, jet gibi yukarıya kadar tırmandırdı en başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere. Evet. Evet. Şimdi burada bu, şeyler var. Fehmi Bey'in grafikleri evet. Var. İlim bu işte şimdi. Evet. Bu devşirme dedik. Devletin hocam bahsettiği yönetici elit grubu. Bu sadrazamlar kimler? Ne kadar menşeileri neler? Kim nereden? Ne kadar süreyle kalıyorlar? Acaba bunların padişahların tahta kalma süresiyle sadrazamların tahta kalma süresi arasında bir paralellik var mı? Bunların sebepleri neler? Kısaca size hem hocamı dinlendireceğim. Dinlendirirken de size bir görsel şov yapmış olayım. Yaptık. Şimdi şey yapalım. Açık değil mi? Evet. Yaklaşık 600 yıl boyunca 300 civarında 304 sadrazam sadarete geliyor. Bu sadrazamların içinde bilgisi az olan, okuma yazması olmayan bile vardır. Meşhurdur. 7-8 Hasan evet. Paşa. Yalnız 7 ve 8'i yazabiliyor. Onları birleştirip Hasan diye imza atıyordu. Fakat bunların içinde IQ'su 120'den aşağı kimse yok. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Meşhur hocam, öküz lakaplı bizim sadrazamımız var. Öküz Mehmet Paşa. Öküz Mehmet Paşa. O fıkrasını da bilirsiniz. Mehmet Paşa sadrazam. Cephede sadrazam çok mutlak şeyde yetkiyle donatılmış bir adam. Cephede de komutandır. Padişah gelmemişse başkomutandır. Ama bizim bugün zannettiğimiz gibi astığını astık, kestiği kestik değil. Savaşa karar vermeden komutanları toplar ve şey yapar, konferans yapar, tartışırlar. Böyle mi gidelim, böyle mi gidelim, buraya ne kadar, tamamen şey, akademik bir tartışma ortamında karar verirler. O sırada çadıra bir inek girer. Şöyle bir bakar, şeyler, diğer vezirler ve şeyler başlarlar tebessüm etmeye. Öküz Paşa'ya inek de geldi. Şimdi Paşa da çok zeki adamlar bunlar. Siz diyor şimdi, onlar bir şey demiyorlar, sadece tebessüm ediyorlar. Şimdi merak ettiniz, bu inek ne dedi? Girdi, paşamıza ne dedi diye merak ediyorsunuz. Onun dilini tabii ben bilirim diyor. Dedi ki, bu eşeklerin arasında senin ne işin var? Böyle esprili adamlardı Osmanlılar. Evet. Öküz Mehmet Paşa bir Nalbant'ın oğluydu. Öküz Nalbant. Evet. Babası esnaftan Nalbant. Çırak o. O çırağı padişahın görmesi şart değil. Yüksek bu blok şeyin, elitin, piramidinin yukarılarında olan herkes kendi cinsinden adam arar. Şimdi bir parantez açıp önemli bir şey, bilgiyi vereyim size. Tecrübede ben yaşadım, gördüm ama şeyini bilmiyordum. İlmi izahını bilmiyordum. Amerika'da bilgisayar eğitiminde çok uzmanlaşmış bir arkadaşım söyledi. Dedi ki, Amerika'da yöneticiler arasında test yapıldı. Testten şu çıktı dedi.
çok yüksek zekalı olan A adamlar. Biraz aşağıda B. Diyelim IQ'su 140 ve üzeri A. 130 B, 120 C, aşağısı D. A takımı, A olanlar A ile iş yapmak istiyorlar, B ile iş yapmak istemiyorlar. Çok yetenekli adamlar, yetenekli adam, kendisinden daha yetenekli de olabilir. O savaşmak da haz veriyor. Fakat B'ye indiği zaman B katiyen A ile iş yapmıyor, B ile de yapmıyor, C istiyor. Neticede bir şeye, bir aptallığın sat-ı mailine girdi mi bir grup, toplum, sonu gelmez. Evet, Osmanlılar A takımı A ile iş görüyordu. Öküz Mehmet Paşa'nın çıraklığını gören A takımından biri hemen aldı ve hızla yetişti. Bütün bu şeylerin çoğu bu şekilde. Şeydir, ben Nevşehirliyim. Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Damat İbrahim Paşa. Muşkara diye bir köy. Köylü. Genellikle çevrede... Sen de köylüsün. Ben de köylüyüm. Nerede? Yani genelde çevrede yörüklerin, yarı göçerlerin, tam göçerlerin olduğu bir bölgedir. Kapadokya bölgesi. Küçücük bir köy. 15-20 haneden oluşan Muşkara köyü. Oradan geliyor ve belki 18. yüzyılın başına veya imparatorluğa damgasını varan bir dönemde hiç sadaret edemeden 12 yıl sadarette kalabilen bir mevkiye geliyor, iş yapıyor. Tabii çok önemli bir adam. Çok parlak, zekalı ve şeyleri de Osmanlı tarihinde Lale Devri de küçümsenir biraz. Sefahat bilmem ne filan diye tam tersidir. Çok önemli aydınlanma çağıdır. Evet, şimdi zannediyorum biz sen kısa kes bu şimdi bir saati buldu biz konuşuyoruz. Bir saat çok fazla bir zamandır. Resim yapmaya başlar dinleyici. Onun için sorularımıza geçelim. Evet. Peki. Bu kadar şey yeter. Yönetim eliti ayrı bir grup, piramit, halk eşitlikçi yapı, o onu sürdürmek için hakikaten ebedi olmanın yolunu buldular. Yalnız bir küçük hata, kapitalizm çıktı ve her şeyi berbat etti. Evet, tamam. Buyurun. Mikrofonu alır mısınız? Çok teşekkür ediyorum hocam. Fevkaladeydi. Çok birçok konuda bilgi sahibi oldum. Yalnız şunu merak ettim. Şimdi bu devşirmeleri aldıkları zaman onlar içerisinde en yüksek zekalı dehaları seçiyorlar dediniz ve bir piramit oluşturuyorlar. Acaba bunu bilimsel kriterlere göre mi yoksa onların zaman içerisinde yapmış oldukları çalışmalara göre mi değerlendirme yapılıyordu? Tam şey yapamadım ben. Evet. Bir de acaba Osmanlı... Kulağım az işitiyor. Onun tamam için... ben şey yapacağım. Bir de Osmanlı tarihinde acaba bunlar arasında tanıdığımız padişahlar, sadrazamlar kimlerdi? Onu öğrenmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Bilmediğimiz bir şey mi? Gene soru şu. Devşirme sisteminde kriterler neydi? Neye göre? Yani seçiyorlar. Seçiyorlardı. Evet. Neye göre seçiyorlar? Tabii birçok seçme kriteri var. Bir kere tek çocuğu olandan almıyorlar. Tek çocuğu olandan, tek çocuk, şimdi Çin hep tek çocuklu, 1,5 milyar. Sıkıntı çekiyorlar. Tek çocuğu olan varsa, yahut tek çocuk olan varsa içimizde o bilir. Tek çocuk kendisi dünyanın merkezidir. Ve Allah selamet vere. Neyse, onu almıyorlar. İkincisi, şehirden almıyorlar. Köylerden alıyorlar. Zeka ve sağlık, ona bakıyorlar. Öyle çok uzun, çok kısa, sarı, yemek yediriyorlar bir kere. Yemek yediriyorlar. O yemeği yavaş yavaş yerse bu lazım değil diyorlar.
şeyleri var, mail şeyleri var. Onlara göre seçiyorlar. Seçtiklerinin hepsi dahi değil. Şey, sağlıklı ve zeki çocuklar. Zekadan zekaya fark var. Onları getirip acemi oğlanında eğitirken ayırıyorlar. Sultan Ahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Efendi'nin şeyleri var. Risale-i Mimariye diye. O devşirmeden yetişme. O anlatıyor. Nasıl eğitiyorlar? İnanılmaz bir eğitim. Gece gündüz hiç nefes aldırmadan. Allah yardım etsin. Biz dayanamazdık o eğitime zannediyorum. Yaş olarak da, yaş olarak benim yaptığım hesaplamalarda 13 yaş ortalaması, 13 yaş. Çok küçük almıyorlar demektir. Yani 18 ila 8 yaş arası, ortalama 10 civarında, 10-13. Şimdi Amerika aynı sistemi uyguluyor, devşirme yapıyor, dünya ölçeğinde yapıyor. Osmanlılar gibi 13 yaşında alıp eğitmiyor. Daha evvel eğitilmiş olanların arasından seçiyor. Amerika'nın böyle bir şansı var. Osmanlılar o çocukları alıyorlardı, giydiriyorlardı, okuma yazma öğretiyorlardı. Türkçe öğrensin diye bir çiftçinin, Türk çiftçinin yanına veriyorlardı filan. Ve bunda da hiçbir şekilde zorlama yoktu değil mi hocam? Yani bu ailelerden çocuğu almada yani zorla almışı yok. Zorlama yok. Zorlama yok. Tabii yani o ayrı bir konu. Çocuklar, bu tabii çok sert bir rejim. Değil mi? Yani çocuğunuzu başka bir Müslümanlığa da zorlamıyorlar. Alıyor. Hristiyan çocukları bunlar, çeşitli mezheplerden. Müslüman olmaya zorlamıyorlar ama zaten dinen zorlama yok. Ama neticede Müslüman oluyorlar, kendiliklerinden oluyorlar. Nasıl olduklarını da çok iyi bilmiyoruz. Bazı devşirme vezirler için diyorlar ki, sünnetsizdir o idam edilecek şeyleri, suçları olanlar için böyle söylentiler çıkar. Evet. Çok tabii ayrıntılarını bilmiyoruz. Ama seçtikleri adamların içinde hepsi çok parlak zekalı değil. O parlak zekalı olmayanlar askerliğe gidiyorlar. Yeniçeri oluyorlar, sipahi silahlar. O binlerce insan biliyorsunuz. Yani 1600'lerde 100 bin kişidir Yeniçeri ve sipahiler ve 150 bini buluyor. Onların yeteneği az olanlar oraya. Yetenekli olanlar saraya, padişahın has odasına, enderun eğitimine veriyorlar. Evet, bu kadar bilgi. Fazla bilgi bilen varsa onu dinleyelim. Başka soru yoksa? Aileleriyle irtibatı kesiliyor mu veya sonradan? Hayır. Hiç kesilmiyor. Onu biliyoruz. Yani şey olarak. Yalnız Müslüman olanla olmayan birbirinin biliyorsunuz mirasçısı olmuyor. Onun için çocuğu. Ben Grek bir tarihçi tanıdım, Kitsikis diye. Belki duydunuz, Boğaziçi'nde de şey yaptı. Onunla konuştuk. Dedi ki ben 16. yüzyılda gelsem Müslüman olurdum. Hayda dedik, niye Müslüman oluyorsun? Ben aptal mıyım? Müslüman olsam devşirmenin dışında Müslüman olan Türkçe'de konuşuyorsa istediği kadar yükselebilir. Hatta şeyden bu konuda önemli bir kitap yazarı var, Amerikalı Leibier.
1914'te yazmıştır. Bu devşirme konusunda da çok önemli bir bölümü var. Devşirmeyi anlatır ve der ki meritokratik bir yapı oluşturma şeyi, mekanizması bu devşirme. Ve Amerika'daki demokratik şeylerle, yükselme şansıyla devşirmelerin verdiği şansı mukayese eder Amerikalı Harvardlı Leibniz ve Osmanlı devşirme sisteminin çok daha rasyonel olduğunu söyler. Çocukların dinlerinin değişmesini tabii ki iyi karşılamıyor aileler ama çok yetenekliyse çocuk, yeteneksizse de hayatı kurtuluyor. Yani bir asker, Yeniçeri önemli bir adam, küçümsemeyin. Bir şey, subay maaşı alıyor, padişahın askeri, bu itibarlı bir adam. Evet, onun için nasıl davranıyorlardı köylüler? Bir kısmı tabii ki hoşlanmıyor. Fakirliği içinde kendisiyle birlikte yaşasın istiyor. Ama bir kısmı da bahsettiğim gibi, hissikis gibi çocuğum kurtulsun diye feda eden insanlar da vardı herhalde. Evet, başka soru yoksa evet. Bu kadar gevezelik yeter zannederim. Değil mi? Teşekkürler efendim.